Evet efendim, kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı gibi 4 ayrı suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki soruşturmalardan biri artık tamamlandı. Çekmeköy'de kavga ettikleri komşularının evini basan çiftin 11 yıla kadar hapsi istendi. Bunların haricinde Dilan Polat'ın iş yerinin kurşunlanmasında kullanılan otomatik silahında Küçükçekmece'de hatırlayacaksınız Aziz Yeniay'a yönelik saldırıda da kullanıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte kafalarda karıştı tabii. Polatların sonunu getiren komşu kavgasında istenen cezalar belli oldu. Polat çiftinin 11 yıla kadar hapisleri istendi. Bu arada Aziz Yeniay'a yönelik saldırıda kullanılan silahların Dilan Polat'ın iş yerinin kurşunlanması olayına da karıştığı belirlendi. 6 Haziran akşamı Çekmeköy'deki villalarında sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Dilan ve Engin Polat kutlamaya gelen konuklarının araçları yüzünden komşularıyla kavga etti. Evlerine geç dönen komşuları sokağa işgal eden o araçlar yüzünden ilk boş buldukları yeri araçlarına park etmişti. Polat çiftinin konukları o araç yüzünden çıkamayınca taraflar tartışmaya başladı. Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme savururken Engin Polat da üzerine saldırıp yumruk attı. Sıla Doğu da kavgaya dahil oldu. Hıncını alamayan Engin Polat gözünden yaraladığı komşusunun evini de bastı. Açık duran kapıdan içeriye girip eşine ve küçük kızına da büyük korku yaşattı. Polat çiftinin çöküşü de işte bu görüntülerle birlikte başladı. İfade vermeye gitmeyen çift savcının da dikkatini çekmeyi başarmıştı. O savcının başlattığı soruşturma tüm mal varlıklarına el koyulup cezaevine gönderilmeleriyle son buldu. Bu kavga görüntülerini inceleyip ifadeleri alan savcıdan Polat çiftine bir kötü haber daha geldi. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 ay, Engin Polat'ınsa konut dokunulmazlığı ihlalinden 11 yıla kadar hapsi istendi. Dilan Polat'ın iş yerinin kurşunlanma olayını da araştıran ekipler çok önemli bir detaya daha ulaştı. Aynı silah Aziz Yeniay'a yapılan saldırıda da kullanılmıştı. Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. 7 aylık evli Ebru Güneş Dumlu'nun ağır yaralandığı saldırıda kullanılan otomatik silah Dilan Polat'ın iş yerinin kurşunlanmasında da kullanılmıştı. Otomatik silah kullanan saldırgan dahil 16 şüpheli tutuklandı. İki olay arasındaki bağlantı araştırılırken operasyonların sürmesi bekleniyor.